Et ve Süt Kurumu, Erzincan Beyaz Et Entegre Tesisinin temel atma töreni için Erzincan'a gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Erzincan Valiliğini ziyaret etti. Sayın Bakanım, Sayın Valim. Bakan Eker, Kurban Bayramı'nda satılamayan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu tarafından alınacağını belirtti. Bu sene ilk defa uyguladığımız yeni bir usul geliştirdik üreticilerimiz, besicilerimiz için. Satılmayan kurbanlıkları bayram ertesinde Et Süt Kurumu canlı olarak satın alabilecek. Yani vatandaşın elinde kaldı, satamadı kurbanlarını. Evet, yeni bir uygulama, canlı olarak da alabilecek. Kurbanlık hayvan konusunda bu yıl bir sıkıntı olmadığını ifade eden Bakan Eker, 1 milyon 500 bin civarında büyükbaş kurbanlık, 3,5 milyon da küçükbaş kurbanlık hayvanın olduğunu söyledi. Bu sene bizim elimizde 1 milyon 500 bin civarında büyükbaş kurbanlık var. Yani 2002'nin iki katı. Küçükbaş da yaklaşık 3,5 milyon var. Dolayısıyla hiçbir sıkıntı hamdolsun olmadı bu ana kadar. Bütün kurban satış yerleri sürekli denetleniyor, izleniyor. Bakan Eker, üreticilerin kurban satışlarını olumlu bir şekilde yaptığını dile getirdi. Satışlarda gayet olumlu gidiyor. Fiyatlar geçen seneki fiyatlar düzeyinde aşağı yukarı. Yani ortalama 10 nokta canlı ağırlık 8 Ekim tarihi itibariyle 10.10 büyükbaş, 10.36 da küçükbaş. Tabii bunlar ortalama rakamlar. Bakan Eker, kurbana eziyet edenlere bir takım cezalar uygulanacağını da belirtti. Öteden beri aslında bizim kültürümüzde ve dinimizde yasaktır. Yani kurbanlık hayvana muamele esnasında kesinlikle eziyet yasaktır. Yani günahtır her şeyden önce. Ama eğer tespit edildiği zaman bunlara bir takım cezalar da uygulanıyor. Kurbanlıkların ve diğer bütün hayvanların nakliyle ilgili 2010 yılında bir takım düzenlemeler yapmıştık biz.